Ben kısaca bir giriş yapayım. Evet. İlker daha da detaylandırır 100. Yıl Köy Projesi'ni ama şöyle kabaca bir tarif edeyim. Jandarma Asayiş Vakfı'nın Mustafa Kemal Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bize verdiği 120 dönüm Aslında 100 toplamda 120 dönüm alanımız var 15 ama dönüm sanki yapılmıştı. birinci proje 15 dönüm üzerinde. O 15 dönümlük fazın bütçesini toparlamış durumdayız. Tamam. Toparlamışlar ve Hayır, destek alamadık. %15, yani 15 dönüm. %15'in %55'ini falan topladık. Ha, şimdi doğru oldu. Evet, Haklı tamam. söylüyorsun. Evet, yani 15 Kayıtlara dönümün yarıdan geç. biraz fazlasını toparlamış durumdayız. Geriye kalan bir bakiyemiz var. Oradaki temel hedefimiz de şu. Şimdi aslında en başa sardığımızda depremin ilk zamanlarında burada sizler de buradaydınız ve tanıklık ettiniz yani. İhtiyaçlar an be an şekil değiştiriyordu. Bazen suya çok ihtiyaç duyuyordunuz, Kesinlikle. bazen gıdaya ihtiyaç duyuyordunuz. Dolayısıyla biz de burada yardım koordinasyonu ile beraber çalışırken ne hızda çözmeliyiz gibi bir kafa karışıklığının içinden geçtik. Tabii o yıkıcı etkinin heyecanıyla hareket ediyorduk o zaman. Sonra biraz olay daha da soğuyup daha mantıklı bir hale oturtmaya çalıştıkça yardım meselesini dedik ki daha kalıcı bir şey yapmak gerekiyor herhalde. Ve bir yere konsantre olmakta fayda var. Bunlardan bir tanesiydi aslında 100. Yıl Köy Projemiz. Orada öyle bir eylem planı hazırladı gönül dostları buna sağ olsunlar. Demin İlker'in altını güzel çizdi o hiç mecburiyeti olmayıp ama kendini mecbur hisseden bir sürü Evet. gönlü güzel abimiz ve kardeşimiz. İsimlerini de zikredeyim müsaadenizle. Lütfen. Sevgili Adnan, abi Burçin, Emir, Beyhan, Sinan ve daha nicesi. Gülmek İyileştirir Derneği sağ olsun. Onlar epey bir iteliyorlar bu durumu bir şekilde mutlaka hayata geçirebilmeliyiz durumunda şeyinden. Jandarma Asayiş Vakfı'nın verdiği bir bağışladığı bir arazi üzerine eğitime sürdürülebilirliği çok kıymetli. Ona karar verdik. Bir de biliyorsunuz Hatay'ın Eğitim Araştırma Hastanesi en büyük hastane ve neredeyse ayakta kalan tek hastane orası. Oradaki şimdi tabii sevgili izleyicilerimiz burada olan yıkımın boyutuna dair belki fikir sahibi değillerdir ama oradaki doktorlarımızdan birçoğu işte evladını kaybetmiş olan var, eşini kaybetmiş olan var, yuvası tamamen yıkılmış olan var. Sağlık hizmetinin sürdürülebilmesi, eğitimin sürdürülebilmesi için biz oradaki eğitmen dostlarımıza ve hastanede çalışan sağlık personellerimize bir barınma alanı oluşturuyoruz. Bu birinci aşaması aslında. Rektörlükle yapılan mütabakatta da asıl barınma alanları o insanlara emanet edildiği zaman orayı cüzi bir bütçe karşılığında bir yurt da dönüştürüp öğrencilerin barınma alanına çevirip oradan elde edilecek olan geliri de öğrencilere yine burs olarak servis etmeyi amaçlayan bir yapı kurduk orada. Evet, Siz devam edecektiniz öyle bir yapı kurduk. Yardım kısmı ile ilgili. Evet, şimdi İstanbul çok büyük bir şehir. Biz genellikle ülkeye büyük şehirlerden bakıyoruz. İzmir'den bakıyoruz, Ankara'dan bakıyoruz. İstanbul'da onlarca üniversite var. Hatay'da bu 10 sene öncesine kadar sadece bir üniversite vardı. Hatay çok büyük bir üniversite şehri. Şehri, moralini, ekonomisini ayakta tutan çok büyük bir üniversite var. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi. Ve depremden sonra Mustafa Kemal Üniversitesi hem eğitim ve araştırma hastanesiyle birçok sağlık personelini de eğitim personelini de önce yitirdi. Ardından bir daha yitirdi. Çünkü onları barınma hizmeti sunamadığı için normal olarak şehrine dönen, şehri terk eden birçok personel oldu. Hatay için üniversite ve üniversite hastanesi çok değerli. Burada yaşayanlar bunu çok iyi bilir. Bu üniversitenin ve hastanenin ayakta durması ve güçlü olması gerekiyor. Jandarma Asayiş Vakfı'nın gölgesinde diyeyim. Çünkü 100. Yıl Köyü platformunun en önemli parçalarından bir tanesi. Jandarma Asayiş Vakfı, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, Blocks for Hope adlı bir sivil girişimcilik. Onlar mimari projeyi üstlendi. Biz de Gülmek İyileştirir Derneği olarak aslında 4 tane gönül bir araya gelip projeyi hayata geçirmiş oldu. Çelik konstrüksiyonla, kerpiç binalarla kalıcı bir hem Hatay'ın mimarisine uygun bir üretim şeyi var, tarzı var. Sürdürülebilir barınma için bir hizmet veriyor. Toplamda üniversitenin yerleşkesi içerisinde 100 dönümlük kullanılabilir bir arazi var. Projenin birinci fası 15 dönüm ve burada da gerçekten az önce konuştuğumuz gibi %50'sini geçmiş durumdayız. Çok Ama 15 finansman. dönümlük olan yere Evet, gidiyor. birinci 15 dönüm fazı olacak. kolay değil. Bak bugün senesi. Bugün daha kalkmamış enkazlar var. Kolay değil. Sadece bir de Hatay'dan bahsediyoruz. Evet. Daha diğer illerimiz var yani. Dolayısıyla birinci senesinde %15'inin ya da 15 dönümün yarısından çoğunu bir aslında zoru gitti, azı kaldı. Çünkü projeyi hayata geçirmek, çizmek,
AFAD'ın desteğini almak, çünkü bütün altyapıyı AFAD yapıyor. Valiliğin desteği şart, bildiğiniz gibi. Nasıl destek olabilir vatandaşlar, yardımseverler sizlere şimdi bu projeyle ilgili? En basit, en pratik, herkesin kullandığı Instagram'da 100. yıl köyü hesabını takip ettiklerinde oradaki bağış linklerinden, oradaki QR koddan. Evet. Gösterelim onu da. Çok 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 basit. Bakınız 100. yıl köyü. Neden 100. yıl köyü? Çünkü Gent Cumhuriyeti'nin 100. yılı henüz tamamlandı. İkinci yüzyılın başlarındayız. Bakınız mozaiğimiz burada. Hatay'ın mozaiği. Bunlar bizim bloklarımız ve defne ağacımız burada. Böyle bir imkan olduğu takdirde elbette diğer illerde de bu proje son derece sürdürülebilir, çeşitlendirilebilir ve her yerde uygulanabilir bir proje. Biz Uğur'la Naçizane bu 100. yıl platformunun elçilerinden ikisiyiz. Çok kuvvetli bir ekip, çok büyük abilerimiz, ustalarımız, komutanlarımız bizimle beraber. Birbirinden çok farklı dünyalardan, eğitim sistemlerinden ve yaşam tecrübelerinden bir araya gelmiş. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Mecburiyetleri olmadığı halde mecburmuşçasına bir araya gelmiş çok önemli bir platform. Çok büyük işler yapacağını düşünüyoruz. Biz de canımızla kanımızla elimizden geldiğince çabalıyoruz. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.